Ben Profesör Doktor Feridun Emecen, Osmanlı tarihi üzerine çalışıyorum. Özellikle klasik dönem Osmanlı tarihi uzmanlık alanımdır. Bu alanda pek çok makale ve kitabın da sahibiyim. Bizim o meşhur dizimiz Kuruluş Osmanlı'nda daha önce Ertuğrul dizisinden olmak üzere baştan beri danışmanlığını yapıyorum. Bu konuyla alakalı hem Ertuğrul hem Osmanlı dönemiyle ilgili olarak da bir takım meseleler gündemde bulunmaktadır. Bunlarla alakalı tabii ki soruları cevaplandıracak ve bunları açıklığa kavuşturacak bir bilgilendirme de yapabiliriz. Bu dizideki hani danışmanlık daha ziyade metinleri tabii okuyarak ancak ve onların tarihi çerçeveye uyup uymadıklarını kontrol edecek şekilde gerçekleşiyor ve bunun zeminini sağlam atmaya çalışıyoruz. Tabii bu bir kere anlaşıldığı kadarıyla çok yepyeni farklı bir konu. Öyle anlaşılıyor. Çünkü dünyada da böyle hani bakıldığında dizi sektöründeki bu dönem yapımlarına onlardan çok daha farklı bir yapısı var. En azından hani Batı dünyasının da dışında farklı bir dünya, onların dışında onlara farklı gelen bir dünyanın bir ölçüde onu canlandırmaya çalışan bir mahiyete sahip olması sanıyorum ki ilgiyi bu manada aşırı derecede artırmış vaziyette. Epey problemli bir konu. Biraz bahsetmeye çalıştım. Özellikle o dönemle alakalı Osman Bey'in faaliyetleri, kimliği, ailesi, efradı ile alakalı ne yazık ki elimizde çok bilgi yok. Birkaç bilgi kırıntısı var. Bunların bir bölümü de çok sonraları yazılmış olan eserlere dayanıyor. Mesela o dönemden kalma elimizde bir vesika yok. Bir belge yok daha doğrusu. Devletin ürettiği bir belge yok. Bizans kaynakları bize bu manada nispeten yardımcı oluyor. Eğer bir Bizans kaynağı ki o 1302 yılında Bafeyus Savaşı, bizim Koyunhisar dediğimiz Bafeyus Savaşı'nı kaleme alan Pakimer'in bir Osman Bey portresi çizmiş olması söz konusu olmasaydı biz Osman Bey'in tarihi kimliği konusunda da hala büyük bir tereddüt yaşayacaktık. O dönemin çağdaş yazarı olarak bu Bizanslı tarihçinin Osman Bey'i konumlandırması çok önemli. Çünkü o Osman Bey'i özellikle kendi bulunduğu bölgede çok karizmatik bir lider, askeri vasfa sahip bir lider olarak tanımlıyor. Dolayısıyla öyle tanımladığı için ve etrafında da ta Menderes bölgesine kadar uzanan bir efendim birliklerin yahut işte değişik Türkmen gruplarının etrafında toplanması da söz konusu olduğundan ki o öyle söylüyor. O zaman biz Osman Bey'i bu dünyada Türkmen dünyasında çok önemli bir askeri lider olarak tanımlıyoruz. O yüzden mühim. Ama onun dışında Osman'ın ailesi, efradı, efendim oğulları hakkında çok az bilgiler var. Bu çok muazzam bir iş aslında. Hiç bilgi olmayan yerde 3-5 sayfalık bir bilgi var, o kadar. Bundan bir muazzam bir dünya ortaya koyuyoruz ki bu tamamen dediğim gibi senarist arkadaşların maharetidir.